Ben şimdi borçlu bir emekliyim. Yani maaşımdan kesiliyor. Sadece gıda ihtiyacı 3000 liraya dayanmış. Zaten çalıştığımız süre içerisinde de asgari ücret düzeyinde maaş aldığımız için borçlanma kaçınılmaz oluyor. Bir ev yaptırmak için bile dünyanın borcuna girmek zorunda kaldık. Ama 6 ay sonunda pandemi geçmedi. Kriz bitmedi. Yoksulluk bitmedi. İşsizlik bitmedi. Gelindi, ödenme günü dayandı. Nasıl ödeyeceğiz? 16 yaşında lise 1'deyken bir sene sınıfta kaldım. O bir sene sınıfta kalmamla beraber işçilik hayatımda başladım. Gönen Çelik'te işe başladım. Yaklaşık bir 20 yıl civarında, belki daha fazladır, orada çalıştım. Gönen Çelik kapandıktan sonra birkaç yıl işsizlik yaşadım. İşsiz kaldım. Ufak çaplı esnaflık yapmaya çalıştım. Onu da başaramadım. İşte esnaflık deneyimimden sonra tekrardan işçilik hayatına başladım. Yaklaşık bir son 10 yılımda 3 firmada geçti. 25 yıl sigortalılık süreciyle hesap edersek 2013'te emekli olmam gerekiyordu. Mezarda emeklilik yasası dediğimiz bir yasayla bize de 8 yıl gibi bir yıl vurdu. Çok iş yeri değiştirdim ve o iş yerlerinin hepsini de işte bir emeklilik amacıyla, o amaca ulaşabilmek için değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü çalıştığım iş yerlerinde sigortam yatırılmadığı için hiçbir denetleme yoktu. Gelip gidiyorlardı. Kimse sigortam var mı yok mu diye de sormuyordu. 7 yıl mesela benim fazladan çalışıp ama sigortasız olduğum için artı emekli olabilmek için de iki çocuk borçlanması yapmak durumunda kaldım. Yani ben 2013'te emekli olabilecekken 2018'de emekli olmak durumunda kaldım. 7 yılım heba oldu. Ve akabinde ben şimdi borçlu bir emekliyim. Yani maaşımdan kesiliyor. 2023'ün sonuna kadar da hala da ben borçluyum. Onun için bir 40 bin lira kredi çektik. Yaklaşık 2 sene oldu. O da emekli maaşının %70-80'ini geri kredi borcu olarak bankaya ödüyoruz. Geri kalan, maaşından geri kalan kısım inan elektriği, suyu karşılamıyor. Zaten çalıştığımız süre içerisinde de asgari ücret düzeyinde maaş aldığımız için yani mutlaka bir yerde borçlanma kaçınılmaz oluyor. Hani bir ev yaptırmak için bile dünyanın borcuna girmek zorunda kaldık. Borçla borç kapattık. Borçla borç kapattık. Misali sonunda pandemi girdi. Pandemiden dolayı işte eşim şu anda işsiz. Arada bayramları yaşadık. 3 aydır işsizliği yaşıyoruz. Yani tamam biz o krediyi kullandık kardeşim. Bankalar da 6 ay ödemesiz dedi. Ona da tamam. Ama 6 ay sonunda pandemi geçmedi. Kriz bitmedi. Yoksulluk bitmedi. İşsizlik bitmedi. Gelindi, ödenme günü dayandı. Nasıl ödeyeceğiz? Aldığımızın hemen ilk ayında yarısından fazlasını geçmiş kredi kartı borçlarını kapattık. 2 aydır yatırıyoruz. Onunla nasıl yatırıyoruz? A bankasının borcunu B bankasının ek hesabından çekiyoruz. Yatırıyoruz. C bankasının ek hesabından da B bankasına çekip kapatıyoruz. 2 ay sonra dip. Şey de kalmayacak. Böyle ek hesaplardan para çekeceğimiz banka ve hesap da kalmayacak. İşçi maaşı 2.325 lira. Emekli maaşı 1.700 lira. Toplam ele geçen para 4.000 lira. Ya bir evin sadece gıda ihtiyacı 3.000 liraya dayanmış. Yani ben bakkala kredi kartıyla aldığım gıda alışverişi ve cebimden aldığım gıda malzemelerinin toplamı ayda 2500 liraya düşmüyor. Yani sadece 4000 liranın 2500 lirasını sen gıdaya verirsen
1100 lira doğum borçlanmasının kredisini ödersen ayda 600 lira ortalama, abartısız elektrik, su, sadece elektrik, su, telefonlarla beraber, internetle beraber 1100 lira zaruri aylık gider. Bunlar olursa, yani bırak şeyi, lüks harcamayı, boğazını borçtan geçin diyorsun ya. Boğazını, karnını borçtan doyurabiliyorsun. Sen reform dediğin zaman insanların hayatını kolaylaştıracak, refah seviyesini yükseltecek şeyleri yapman lazım. Ama acı reçete dediğin zaman ya sen o arkandaki veyahut da beyninin bir köşesindeki o sistem, sömürü sistemi tekrardan devreye giriyor demektir. O acı reçetelerin sonucunda patronlara güzel reformlar, güzel kaynaklar. Çünkü çözüm olarak işvereni ve sermayeyi güçlendirmekten başka bugüne kadar ortaya koydukları hiçbir şey yok. Hakikaten adamlar öyle zor durumda ki, patronlar öyle zor durumda ki, o Mercedes'leri, o Volvo'ları, o yazlıkları, kışlıkları hep borca alıyorlar. İnanıyorum. 2021 asgari ücretinde bu çerçevede belirleyecekler. Diyecekler ki 2020 yılı zaten Mart'ından sonuna kadar pandemi sürecinde geçti. Bir sürü iş yeri kapandı. Piyasa daraldı. İşverenler zarar etti. Tekrar fedakarlık. 2020'nin, pandeminin mağduru işçiler kardeşim. İşçiler. İş yerimiz kapandı diye devlete başvurup işçilere kısa çalışma ödeneği bağlatıp işçileri bir fiil çalıştırıp maaşlarını da kısa çalışma ödeneğinin üstünde tamamlayarak yılı devirdiler adamlar. Bunu bu yönlü tersine çevirirsek, yani sesimizi gül çıkaracak bir gücü oluşturursak, tabii bu işin böyle olmadığını anlatırız.